Hazırsak başlayalım. İyi akşamlar. Çok heyecanlıyım tabii ki. Sahneye çıkacağım az sonra. Evet, İstanbul'da uzun zaman sonra ilk defa. Aslında pandemi sonrası ilk açık hava sahnemiz diyebiliriz İstanbul'da. Evet. Heyecanlıyım. Çok özledim. Gerçekten tüm sevenlerimi özledim. Performans yapmayı özledim. Böyle uçuk kaçık giyinmeyi özledim. Evet, her şeyi özledim. Kıyafetiniz, saçınız, makyajınız çok değişik geldi bu sefer. Teşekkür ederim. Konsept ne? Bugün böyle birazcık animeyim. Animeyim birazcık. Hakan Akkaya kostümler zaten. İki kostüm olacak. Ara vereceğiz ve ikinci kostüm de var. O da çok iddialı. Heyecanlıyım ya. Yani ne diyebilirim? Her konser benim için yeni. Yeni başlangıç. Kesinlikle. Sanki ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi oluyor. Kostümleri hazırlamak, her şey, provalar, günlerdir çalışıyoruz hep birlikte. Bütün ekibime de çok teşekkür ediyorum. Hem orkestra provaları hem kostüm provaları, bütün hafta bunlarla uğraştık. Dün akşam da İzmir'de özel bir konserim vardı. Uçağı kaçırmaktan çok korktum bugünkü konser için. Neyse ki yolda kalmıştık. Tıkalıydı trafik. Ve asla yani bir yarım saat açılmayacaktı. O sırada motorla geçen Erdal diye bir arkadaşa aynen beni götürsene falan dedim. Çocuk şok oldu. Çok tatlıydı o an. Gerçekten çok eğlendik. Sağ olsun beni arabaya kadar bıraktı. Ondan sonra da hatta yazıştık, takipleştik falan. Artık en yakın arkadaşımsın dedim ona. İzmir'e geldiğinizde bekliyorum çaya diyor. Aynen çok tatlıydı. Yetiştirdi beni sağ olsun yani. Uçağa da yetiştim. Ondan sonra da uyudum, uyandım ve buraya geldim. Şu anda sahneye çıkmak için çok çok sabırsızım. Evet, kostümlere geleceğiz ama buradaki sahneden bahsetmek istiyoruz. Evet. İstanbul yeni bir açık havaya daha sahne sahip oldu diyebiliriz. Çok şükür. Evet, çok mutluyuz. Tabii yani konser alanları o kadar azalmıştı ki yok denecek kadar. Bir tek harbi açık hava kalmıştı yazın özellikle. Burası tekrar bize bir umut ışığı oldu. Daha burada birkaç konserim olacak. Başka projelerimiz de var burada yapacağımız. Onları da açıklayacağım yakında. İlk açılışları yapmak keyifli oldu şu an. Ben ikinci günündeyim. Sahne çok şık zaten. Çok devasa bir sahne var biliyorsunuz. Pandemi kurallarına uygun şekilde seyirciler oturtuluyor zaten. O yüzden her şey kuralına uygun bir şekilde, kaliteli bir şekilde olacak bu gece. Öyle diliyorum ben de. Merakla bekliyoruz. Son olarak da kıyafetlere değinmek istiyorum. Çok tamam. Konuşuluyor Cesur kıyafetleriniz. Evet. En son Nişantaşı'nda röportaj yaptığımızda daha Cesur'unu giyeceğim demiştiniz bana. Ve giydiniz de. Artık bir şey söylemiyorum. Siz tahmin edin. Peki çok teşekkürler. Tamam. Öptüm. Bay bay. Bir fotoğraflar rica edeceğim. Geçer. Başlayınca konserler.